sabır ver ya. Yani bir gizemli kayınpederimiz eksikti. O heyecan. Çok haklısın ya. Tutku Hanım, Haluk Bey'e olan aşkınızı anlıyorum. Ama sabırla beklemekten başka bir yolunuz yok gibi görünüyor. Ben çarelerimi kendim yaratabilecek güçteyim doktor hanım. Artık siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Evet, güçlü bir kadın olduğunuzu biliyorum. Ama farkında değilsiniz. Yoruluyorsunuz. Evet, yorgunum. Hem de çok. Ama ya, emek vermeden sevgi olmuyor. Bir gün bu emeklerim karşılığını aldığım zaman bugünler sadece tatlı bir yorgunluk olarak kalacak. Peki Tutku Hanım, nasıl bir resim hayal ettiğinizi bana biraz anlatır mısınız? Ben sadece Haluk'u çok mutlu etmeye çalıştığım bir hayat hayal ediyorum. Sadece karşı tarafın mutluluğuyla mutluluk olmaz. Sizin de mutlu olmanız lazım. Ama ben mutluyum. Yani Haluk'u sevmek, onu beklemek, sadece Haluk'u mutlu etmeye çalışmak. Ben bunlarla çok mutluyum doktor hanım. Ya İrem, hı? Ne yapıyorsun sen? İçine düştün telefonuna. Tutkunun sosyal medya hareketlerine bakıyorum. Of ya İrem ya. Ya dün bütün gün kızın peşine düşürdün bizi. Ondan sonra evinin önüne gittik, kamp kurduk. Çıkmadı işte siteden. Güvenlikle de konuştuk, çıkmadı dedi. Tolgacığım, Tutku güvenliği tembihlemiş. Bugün psikoloğa gitmiş, çıkmış yani. Güvenlik yalan söylüyor. Oba. Nereden öğrendin sen? Öğrenirim ben. Bak ya. Ay ne anlattı acaba psikoloğuna, çok merak ediyorum. Ya İrem, hı? Vallahi kafayı bozdun ha. Ya bırak sen biraz kendi işlerine falan baksana. Hem bak kız ne güzel psikoloğa falan gitmiş. Demek ki düzelmek istiyor. Bir değişiklik var bu kızda. Hiç sanmıyorum. Değişiklik falan yok. Ya ne yapacağız? Bütün gün Tutku'yu mu konuşacağız? Bak gel ben sana video izleteyim bak. Hüseyin abiler paylaşmış. Bizim İsmail Bey'in videosu. Bak bak. Tolgacığım benim hiç video izleyip böyle gülecek bir halim yok. Tehlike her gün biraz daha bize yaklaşıyor. Sen burada oturup komik videolar izleyip gülüyorsun yani. Aferin sana. Sen kasırgadan bahsediyor sanki ya. Baksana ama ya bak, Allah aşkına bak şuna ya. Meltem, Emine aradı. Biraz gecikecekmiş. Evde bir sorunlar varmış. Hayırdır, ne olmuş? Şöyle ki Kadriye anne evlenmeye karar vermiş. Ne? Ya. Yani kaç yaşında kadın evlenmeye karar veriyor ama sen benden bir çocuğu böyle esirgiyorsun. Allah aşkına saçmalama, ne alakası var canım, Allah Allah. Ama öyle yani. Meltem. Hı? Diyorum ki. Hı? Acaba şimdi kalkıp böyle beyler beyine mi gitsek? Kahvaltımızı orada mı yapsak? Haluk şu anda yumurta yiyorsun. Ne gitmesinden bahsediyorsun ya? Şu anda bırakabilirim. Bak beyler beyine inelim. Orada böyle yürüyelim. Ha. Sonra ne bileyim orada bir yerde kahvaltı edelim. Sonra Beylerbeyi Sarayı'nı gezelim ha. Tamam o zaman şöyle yapalım. Heh. Kahvaltımızı burada edelim. Sonra gidelim. Hı? Orada da gider bir kahve falan içeriz. Hayır yani ben böyle karımla baş başa böyle dışarıda kahvaltı yapmak istiyorum. Çok tatlısın ama artık hazır zaten yemeğe de başladım. Ama başka bir zaman yaparız, zaten hava soğuk. Ben seni ısıtırım. Sen bütün bunları çocuk yapmak için yapıyorsun değil mi? Ay, ne alakası var? Ben seni tanıyorum. Hı? Hayır. Aha, aha. Vallahi. Doğru. Hadi gel çıkalım. Bak yemeyeceğim. Hadi ye. İçin gidiyor, görüyorum gözlerini. Hayır, yani eğer dışarı çıkalım diyorsan şu anda yemeyeceğim. Bu kadar çok mu istiyorsun? Evet. Bakın doktor hanım, ben evli olan bir adamın hayatına girmeye çalışmadım. Ben zaten terk edilen, yalnız olan bir adamın en kötü günlerinde yanında oldum sadece. Peki şimdi ne yapacaksın? Hayatı boyunca hep en çok seven taraf Haluk olmuş. Şimdi en sevilen olacak. İlk defa onu hayatında bu duyguyu tattıracağım ben. Anlıyorum. Bugün biraz düşünmenizi istiyorum. Eğer Haluk Bey olmasaydı, sizce hayatınız ne yönde olurdu?
Ben Haluk'un olmama ihtimalini düşünmek istemiyorum. Ben Haluk'un gerçekleri anlamasını bekleyeceğim. Gerçek ne peki? Gerçek benim Haluk'a olan gerçek aşkım, gerçek sevgim. Meltem'inki değil, benimkisi gerçek sevgi. Bakın, benim Haluk'la ilişkim olduğunu inandırmam Meltem'e sadece dakikalarımı aldı. Meltem kocasına değil, bana inandı. Söyler misiniz bana, aşkı gerçek olan hangi kadın buna inanır? Ya, Haluk bunu zaten fark edecek. Ben sadece süreci hızlandıracağım. Nasıl yapacaksın? Bekleyip göreceğiz. Kaçıyor ya. Ya İrem, bak izlemeyeceğine emin misin? Vallahi çok şey kaçırıyorsun ha. Öleceğim gülmekten ya. Baksana. Eminim Tolga'cığım, ben video izlemeyi düşünmüyorum. Ben sevdiklerimi tutku tehlikesinden nasıl korurum onu düşünüyorum şu anda. Sen izle. Allah, neşelen işte birazcık ya. Kaçıyor ya. Oo Tolguşam. Maşallah maşallah. Bayağı neşelisin ha. Hayırdır? Vallahi bugün neşem yerinde yani İsmail Bey. Keyifliyim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi gördüm ha. Muayene iyi geçti galiba. Evet Uşan. Fena değildi. Kan aldılar mı İsmail Bey sizden? Almazlar mı? Aldılar tabii. Korkmadınız değil mi? Kim? Ben. Ya. Kan vermekten korkma. Saçmalama ya. Aslında ilk başta biraz çekingenlik yaptım ama sonra kendi kendime düşündüm. Kendine gel İsmail. Nedir ki ya? Alt tarafı bir iğne. Küçücük bir kan alacaklar. Yani. Korkulur mu dedi. Sonra geldi bir hemşire hanım. Ben ona hamsili pilavı anlatırken o da aldı. İş bitti. Çok şükür ha. Sonuçlar da çok iyi çıktı uşağım. Aman aman iyi İsmail Bey. Ya hiç bağırmadınız değil mi İsmail Bey? Yani öyle olmadı değil mi bir şey? Ya Tolga uşağım. Saçmalama ya. Bir kan vermek için, şu kadar iğne için bağırılır mı? Bence de bağırılır değil mi? Tabii canım ya. Ayıptır sen. Sonra bizim orada iğneden korkup da bağırana kız bile vermezler ha. Tabii canım. Ben öyle şeylerle çekinmem. Ha tamam, ondan bekar. Haluk nereye gittin şimdi kahvaltının ortasında ya? Geldim. Hadi gel. Ne şimdi? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nereden buldun bunları? Sen hiçbir şey atmıyorsun ki çocuklarla ilgili. Bak sonunda bir işe yaradı.